Siz de lağabınıza besliyor olarak kimler derler? Kelleciler. Peki Besli'de ne gibi mesleğin vardı? Neler yaptın? Mesleğin dokumacıydı. Ha. Tabii o zaman geçtik. Çağırdı. Elbette tabakta gelen el vardı. 1955. Evet. Evlendikten sonra eşim rahatsız olur. Altın Ankara Atatürk Sanatörlüğü'ne getirdi. Evet. Burada 3 sene gerekli. Evet. Bir seneden sonra ben de buralarda ne güzel yol yapıyorum. Şimdiki bulunan işi. Nihayet patronun şömin nedeniyle Burayım Adam kasadı. Hesabını kitap. Ondan sonra da benimle anlaştım. Bana buralarda kiraya verdi. Peki, şimdi Besli'den çıkalı kaç yıl oldu? Sen gel görüşün. 62'den Besli'yi geçiyoruz. 62'den beri buradasın. Peki bu Besli'ler niye terk etti bu Besli'yi? Senin görüşün nedir? Neden terk etti? Besli'yi terk etmenin nedeni eşimin rahatsızlığının dolayısıyla işim düzenim bozulmuştu. Ziyaretine geldim, bir daha da gidemedim. Ha. Yoğunluğu ile çalıştım, bu işi elde ettim ve devam ettim. Şimdi bir de şunu soruyorum, yani Besli'lilerin, bu Besli'den göçlerini soruyorum. Neden göçüyorlar? Senin duyduğun görüşün nedir? Niye bu göçüyorlar? Benim buraya taşınmıştım, ailemin tamam, onu biliyorum da. Şimdi Besli'lilerin göçü diyorum. Yani umumiyetle göç neden oldu? Duyuşun nedir? Nedeni anlıyor değil mi? Evet. Besli'lilerin memleketi terk etmelerinin nedeni iktidarın olmayıp geçim sıkıntısından mütevellit olan dağıtım oldu. Ha. Yani orada iş bulamadı. Tabii orada iş bulamadığı için dağıtlar, herkes ufak bir İşle meşgul oldu. Nihayet hepsi Allah'a şükür bir ekmek yiyorlar. Çok iş adamı oldular. Büyük iş adamı oldular. Peki şimdi dersinler derler ki ya dışarı çıkanı sırtına yazdırdık. Oradan demiş ya bu adam olmaz derler. Sen buna katılıyor musun? Hayır, ondan değil. Ekmeğin nerede çıkarsa orası yordamıdır, orası memleketidir, orası yuvandır. Hayat yaşamak için. Evet. Yaşıyor. Nerede yaşayabildiysem oraya memleketim oluyor. Ama memleketimize geliyoruz, eşimizi, dostumuzu görüyoruz, aile esasımızı görüyoruz. O ayrı konu. Şimdi hepimiz memleketteyken, herhangi bir göç yokken, biliyorsun 11 tane cami, 3 tane hamam, birçok köprüler, çeşmeler güldür güldür akardı değil mi? Şimdi gittik gördüysen virana şekline dönüştü. Oraları ifade ediyor. Evet. Bu neden acaba bu senin görüşün duyduğu nedir? Neden böyle bir an oldu bu bizden? Besli'nin dağılmasının ikinci sebebi de bahar mevsiminde şiddetli yağmur yağdığı zaman bazı vatandaşlar Ankara'ya akardı. O sebepten devlet Besli'nin heyelan veya işte tehlikeli olma nedeniyle aldı bizi şimdiki yeni şehir dediğimiz şehre yerleştirdi. Bütün evler herkes mecburiyet karşısında yıkıp oraya taşınmayı mecburiyet oldu yani tercih edildi. O kadar tarihi hamamlarımız, camilerimiz, tarihi binalar olduğu gibi ister istemez sökülmeye mahkum kaldı. Hayır şimdi şey güzel de her gece de soruyoruz. Ya şimdi caminin ne suçu vardı? Caminin ne suçu vardı? Yani size dedim hadi çatısı çöktü. Taşı kim aldı?
Çünkü kendileri 5 kuruş verip yapmamış ki. Camiler niye sökülüyor? Ha? Camilerin sökülmesi de 5'li halkın yetişen taşından faydalanma olsun. Ev yapanlara sattı. Sattılar için yıktılar. Sattılar. Götürüp sattılar. Evet. Ha. Güzel. Şimdi ben de diyorum ki bu 5'linin köy yeri diyorlar. İyi olmadı. Bataklığa götürdük. Yaptığımız masrafla bizi elimizi boşa getirdik, gurbete mecbur olduk diyorlar. Yukarı şehir bize fayda vermedi diyorlar. Vermedi. Bayağı olsaydı bu göç olmazdı diyorlar. Sen ne diyorsun? Aynen katılıyorum. Memleket olacak şekilde de heylan bölgesi. O bakımdan yatırım yapılmadı. Vakıfta yapılmadı. İş sahası bulunmadığı için zenginler mecbur kaldılar, çektiler diğer memleketlere karşılıklar. Makinler de ufak bir ekmek kazanmanın için terk ettiler memleketi. O bakımdan memleket dağıldı. Şimdi sana sorsalardı, şimdi senin bir besin var. Ya şu aşağı şehri al da bir yere kur deselerdi, nereye kurardın? Aşağı şehri alıp kurmak için... Yani sen deseler ki al bu şehri, kur, sana emir verselerdi, nereye kurardın? Soruyorum, senin görüşün nedir? Benim görüşüm şu anda Uyacak semtine kurardım. Evet. Uyacağı kurardım. Neden? Orası sağlam bir toprak. Toprağı sağlam. Hava da. Zaten herkesin evi bahçesi var. Arazi bakımından düzgün. Elverişli, geniş. Şimdiki şehrin yeri çok rahat. Ve eylem. Eylem yürümüz epey geçiyor. Tabii. Şimdiki yapılan binaların çoğu. Şimdi biliyorsun Çat gölünün orası göldü biliyorsun Çat. Evet. Gölün üstüne ev yaptılar, camiler yaptılar. Evet. Şimdi Korukmadan giden yol o mahalle göçtü, şimdi yatak bölge oldu. Şimdi efendim, oralar göç bölgesinden çok bir şey. Düzlük değil, yani bir oturaklı bir şehir gözükümü yok. O bakımdan şehir bölgeye yakıştı. Yapanlar da zamanında yokluk nedeniyle gece konuk şeklinde yatmışlar. Şimdi biz de şöyle bir kampanya başlattım ben. Biz diyoruz ki bizim yıllar 770 yıldır o Besli'de atalarımız yaşamış. Biz bir elimizde şimdi kenarları sağlam bir elimizde Kuşunu Cami var biliyorsunuz. Biz bu Kuşunu Cami'nin güzel tamiratını yapmaz, bir de kenarını geniş bir namaz duracak şekilde düzenleyip bir park haline getirmek istiyoruz aşağı şehre. Bütün Besliler de buna katılıyorlar. Sen de böyle bir şeyde maddi manevi katkıda bulunur musun? Yeni inşa edilen binalar var. Uyacak semti dediğimiz yerde. Hayır, şimdi aşağı şehirdekini tamir edip topluma bizim oranın için bir yardım olsa yapar mısınız diye. Oralar şimdi yeniden gelip aşağı şehre emlak ihtimali artık kuvvetli. O bakımdan orada şenlendiğin müddetçe camiye ihtiyaç var. Caminin yapılmasında, efendim, tamirat tadilatında her konuda maddi ve manevi katkıda bulunmak ister. Evet. Şimdi bizim görüşümüz şu. Bugün sen gitsen aşağı şehre görmek istiyorsun değil mi? Oturduğun zaman aşağı şehirde her mezarı görüyorsun. Ama yukarı şehre geldim adam bir kere muhakkak gidiyor. Onun için gidip orada suyunu içmeli, namazını kılmalı, oturup ailesiyle, arabasıyla gidip özlemini gidersin diye orayı geniş bir hale getirmek istiyoruz. Zaten gidemiyoruz. Nasıl gidiyoruz? Yolu yolları yok. Kabirler çoğu ayak altında kalmış, silinmiş. İsteriz. Gidip aile evlatlarımızın, makamlarının, Şimdi Besli Kaymakamı bu işi ele aldı. Bak, bu işi benim bu fikrimi kabul etti. El aldı. Şimdi mimar getirdim ben. Onun da filmini çektim ben. Adam ölçtü, biçti. Adam dedi ki buraya milyarlarla ölçülmez dedi ya. Bu memleket yıkılır mı dedi ya. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir tadil görmüş bir ülke, bir şehir gösteremezsin dedi. O kadar ki şey, tarihi yeri, değeri var. Sağlam bir temel de ama
başını bekçi tutmuşlar. Binalar yıkıldıktan sonra o çürük mezarlığa bekçi tutmuşlar. Bak düşünüyor musun? Parmak altı dediğin ki ya diyor ölmüş ölüye bekçi tutuyor. Dirirken de bekçi tutuyor. Vallahi diyor. Şimdi ne yapalım? Kadınların her dışı bir acı olsa daha iyi yok. Valla bilmiyorum. Bak şimdi oradakileri o şekilde koruyacağız da bir mezarlık düşünülüyor yani şu şeyin üzerine. Deva Pınarı'nın üstünde bir yer düşünülüyor.